Evet, bugün Konya'da Konya Spor tesislerindeyiz spor olarak. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut bizimle birlikte. Hocam bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Emre hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hocam hiç tatilden gelmiş gibi değilsiniz. Gayet fit gelmiştiniz galiba. Bunu neye borçluyuz? Yani tabii ki biraz yaş itibariyle yavaş yavaş kilolar geliyor ama elimizden geldiğince de spor yapıp, çünkü sonuçta görsel bir iş yapıyoruz, sağ kenarında olabileceğimiz en fit şekilde görünmek istiyoruz hem de. Nasıldı hocam tatil bu arada? Ya iyiydi. Tatilde ya biz biliyorsunuz teknik direktörler, antrenörler olarak ailesiyle çok az zaman geçirebilen insanlarız. Benim de ailem İzmir'de, çocuklarım orada okuyor. Bizim için tatil demek işte aileyle beraber zaman geçirebilmek, işte ailemizle beraber evimizde olmak, beraber zaman geçirmek, çocukları okula bırakmak, oradan almak, belki beraber oyunlar oynamak. Benim kendi adıma en azından tatil anlayışım, mutlu olduğum noktalar bunlar. Peki futbolcular da sizin kadar fit döndü mü hocam? Onların dönüşünden memnun musunuz? Evet, biz onlara zaten biliyorsunuz biz biraz erken de başladık diğer takımlara göre Avrupa maçından dolayı. Ayrıyeten onlara bir program göndermiştik. Verilere baktığımız zaman da antrenmanlarla alakalı bu programa hemen hemen uyduklarını görüyoruz. Hocam sıcak gündeme gireyim. Abdülkerim Bardakçı sizinle birlikte performans zirvesini yaptı. Büyük takımları peşinden koşturdu ve en sonunda Galatasaray'a imza attı. Abdülkerim'in gelişimini ve transfer sürecini, Galatasaray'daki dönemini nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Abdülkerim'le daha önceden tanıdığım bir oyuncu ama 1,5 senedir faal olarak beraber çalışıyoruz. Ve biliyorsunuz bu süreçte milli takıma da davet edildi. Şanssızlıktır, 2 tane daha milli maça davet edilecekti ama tam o zamanlara sakatlığı denk geldi. Sürekli gelişim içerisinde Abdülkerim. Bir kere çok çalıştı. Her antrenmana önem verdi. Her maç yüksek performans gösterebildi. Bazı zamanlar pik yaptı. Bazı zamanlar iyi de oynasa Abdülkerim performansının biraz altındaymış gibi göründü ama sonuç olarak çalışmasıyla, konsantrasyonuyla ve kalitesiyle bence Türk futbolu için çok önemli bir stoper. İnşallah gittiği yerde de Galatasaray'da da başarılı olur. En iyisini yapar ki ben bunu başarabileceğine, onu çok yakından tanıyan birisi olarak inanıyorum. Ve Türk futbolu için de, milli takımımız için de çok önemli bir oyuncu halini alacağını düşünüyorum. Milli takım hocalarıyla sürekli iletişim halindeydik. Apo'yu davet ettiler. 2 kere daha davet edeceklerdi ama sakatlığı dediğim gibi engel oldu. Abdülkerim'in mevkisine baktığımız zaman milli takımda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün daha çok şans bulduğu mevki. Onlar da gerçekten üst düzey ligde oynuyorlar. En zor ligde oynuyorlar. Bu noktada ben en azından o oyuncuların tabii ki kariyerlerini, kalitelerini yadsıyamam ama Abdülkerim de çok ciddi bir seçenek olarak bence milli takım geniş kadrosu içerisinde bundan sonra düzenli olarak yer alacaktır inşallah. Öyle düşünüyorum. Konuyu yabancısına getirmek istiyorum biraz. Kamuoyunda şöyle bir görüş hakim. Sahada Türk pasaportu değil, iyi futbolcu oynama şeklinde. Yabancı sınırına karşı bir futbol sever kitlesi var Türkiye'de. Siz yabancı sınırını nasıl değerlendirirsiniz? Ya en azından bu sene biliyorsunuz 8+3 kuralı bir şekilde devam ediyor. Bunu bir kere olumlu karşılıyorum. Çünkü gerçekten her kulübün bu konuda tam bir hazırlığı yok. Bizim elimizde çok değerli Türk oyuncular var. İşte biz sistemimizi neye göre kurmuştuk bu sene? 2 tane stoperi yerli oynatabiliriz. Sağ beki biliyorsunuz yerlileştirdik. Evet. Bir orta saha 4 tane mevkide Türk oyuncularımız var. Ama işte Abdülkerim gitti. Şu anda oraya bir yabancı oyuncu aldığımız zaman sadece 3 tane mevkide oynatabileceğimiz şu anda Türk oyuncularımız var. Bu gerçekten teknik adamlar için, kulüplerin yapılanması için gerçekten kolay denklemleri değil. Bazen biliyorsunuz sahada bir oyuncu değiştirmemiz gerekirken kuralı da yerine getirebilme adına bir anda 2 bazen 3 oyuncu değişikliğine gidebiliyoruz. Ben 8+3 kuralının bir kere yerinde sabit kalmasından dolayı memnunum. Hocam geçen sezonki tarihi başarıya döneyim. Sezon başında kimsenin açıkçası Konyaspor'dan böyle bir antisoklama siz ligin yarısına kadar şampiyonluk mücadelesi verdiniz ve son haftaya kadar da ikincilik mücadelesi verdiniz. Bu başarı ortamı nasıl geldi? Hem sizin hem de kulübün tarihin en iyi başarılarından biriydi çünkü. Evet evet. Hep söylüyorum bundan önceki, yani bu seneyi saymazsak, bundan önceki iki sezona gidersek Konyaspor gerçekten hem tarihine yakışmayacak, buradaki futbolcuların futbolcu karakterine, kariyerlerine yakışmayacak ve bizim de antrenör olarak, teknik direktör olarak kabul edemeyeceğimiz seviyelerde bir görüntü verdi. Bu noktada biz geçen senenin başında Erzurum kampında oyuncularımızla şu konuşmayı yaptık. 2 senedir bu durum hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir pozisyon. Hem sizin kariyeriniz için, hem bizim antrenörlük hedeflerimiz için, hem de Konyaspor camiası için daha iyisini yapmamız gerekir. Erzurum kampında şu konuşmayı yaptık, hiç unutmuyorum. Her sene doğal şampiyonluk adayları arasına girip ligde fark yaratan
takımlar var. İşte kimi zaman bu Alanya oluyor, işte kimi zaman Sivas oluyor. İşte dönem dönem bir önceki sene Hatayspor'un bir çıkışı vardı. Bunu Alanya'ya söyledim. Arttırabilirsiniz. Bu sene bu takımın biz olmamız gerektiğini konuştuk. Ve oyuncularım da bunu istediler, buna inandılar. Ve sadece istemek, inanmak olmuyor. Çok tekrar bir taktik disiplin, bir mental disiplin. Çünkü şöyle şunu görebilirsiniz çok sene. 10 maçlık periyotlar, 12 maçlık, 14 maçlık periyotlar belki çok iyi giden takımlar ve ondan sonra ama düşüşler. Biz bunu 38 hafta boyunca optimum düzeyde tutabildik. Bazen çok pik yaptık çıkış olarak. Bazen de mini düşüşler yaşadık ama hiçbir zaman bir kırılma yaşamadık. Bu çok değerliydi ve 38 hafta sonucunda aslında sezon başı belki kamuoyuna söylemediğimiz ama kendi içimizde konuştuğumuz ve kararlaştırdığımız pozisyonda ligi de bitirmiş olduk. Hocam Trabzonspor maçına kadar açıkçası şampiyonluğun net adaylarından birisiydiniz. Hatta çoğu kişiye göre o dönem iki aday vardı. Biri Trabzon, biri Konyaspor'du. Evet, evet. Ve Konyaspor'la ilgili yapılan en büyük eleştiri geçen sezon transfer dönemiydi. Peki geriye dönüp baktığınızda belki biraz daha bir tık daha ilk 11'e kaliteli transferler yapıp son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi verebilirdik biliyor musunuz? Ya takımımızı korusak bizim için yeterdi. Ama yani buradan tekrar analım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir elimizde olmayan nedenlerle ilk 11'den bir oyuncumuzu kaybettik. Ve bir de ilk 11'imizden transfer gerçekleşti. Oyuncu isteği ve kararı doğrultusunda. Ve bu iki oyuncu da bir şekilde Türk oyunculardı. Ve takımımızın ritmi diğer yerlerine oynayan oyuncular kötü performans mı gösterdiler? Hayır ama o alışkanlık, o işte 18 hafta süren istikrar, alışılmış oyundan tabii ki sapmalar oldu. Bu noktalarda biz daha çok Türk oyuncularla bunu desteklemek istedik ki çünkü dönem dönem mesela 3 yabancı orta sahayla oynayabiliyordum. Ama bir şekilde Türk kuralından dolayı bunu da elimden bu opsiyonu da kaybetmiş oldum. Çokça bundan dolayı bir oyuncu değiştirmem gereken yerde işte sağ beki de sıkıntı da oyundan çıkarmak zorunda kaldım. Yani bir şekilde sağ içi dengelerimiz bu ayrılıklardan sonra bir tık geriye gitti diyebilirim. Çok transferle alakalı değil de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı kadroyu sezon başından sezon sonuna kadar koruyabilseydik belki daha iyi bir sonuç alabilirdik. Hocam Türkiye'de tecrübe teknik direktörleri genç nesil, yani sizleri sorduğunuz zaman öne çıkan teknik direktörler arasında hep size örnek gösteriyorlar, tecrübeli isimler. Bu nasıl bir duygu? Evet, yani ilk önce hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, hep şu konuşuluyor, işte jenerasyon antrenörlükle yavaş yavaş değişiyor. Ama biz onları izleye izleye, onlarla çalışa çalışa belki antrenör olmaya, teknik direktör olmaya karar verdik. Onlar bizim için çok değerli örnekler. Şimdi isim saymak istemiyorum çünkü isim saydığınız zaman mutlaka unuttuğunuz isimler oluyor. Hepsi çok değerliler, hepsi Türk futboluna en üst düzeyde hizmetler ettiler. Tabii insan yaptığı işin bir şekilde övgüyle anılması çok güzel. Hele ki o bahsettiğiniz Türk futbolunun önemli teknik adamlarının bunu görüyor ve takdir ediyor olması bizim açımızdan motive edici. Hocam buradan sizin açınızdan bir geleceğe pencere açmak istiyorum. Hakemi ihraç ediyoruz, Avrupa'ya futbolcuyu ihraç ediyoruz. Fakat uzun zamandır Türk teknik direktör gitmiyor. Sizin bu anlamda hedefiniz nedir? Evet, belki de jenerasyonun çok geç değişmesinin nedenlerinden bir tanesi de belki bu. Çünkü çok değerli teknik adamlarımız Süper Lig'de uzun süre çalıştığı için, başarıyla çalıştıkları için evet oraya yeni girişler noktasında belki sıkıntılar oldu. Bilmiyorum. Yabancı dil olabilir birinci seçeneği. İkinci seçenek Avrupa futbolunun Türkiye Ligi'ne bakış durumu olabilir. Üç, belki antrenörlerimizin kendi konfor alanlarını terk etmek bir şekilde istememeleri olabilir. Ben de kendi adıma neden olmasın diyorum. Çünkü sonuçta hem kendi kariyerimiz için çok önemli bir nokta hem de ülke futbolunu Avrupa'da temsil etmek için ki şu sıralar ülke futbolumuza değer katmaya gerçekten hepimizin ihtiyacı var. Herkesin buna desteğine, Türk futbolunun ihtiyacı var. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaktan hiç çekinmiyoruz. Hocam Avrupa'da çalışmak istediğiniz bir lig var mı özellikle kendinize uygun gördüğünüz, beğendiğiniz? Ya ben Almanya ve İtalya ligini seyretmekten bir şekilde hoşlanıyorum. Ve özellikle İtalya ligini. Sadece şimdi değil, işte okul dönemlerinden itibaren işte hep biliyorsunuz futbolu hep takip ediyoruz, seviyoruz ki bugün bu işi yapıyoruz. O dönemlerden itibaren İtalya futbolu, İtalya ligi, İtalya statları belki de İtalya hep ilgimi çekmiştir. Orayı seviyorum. Ve kariyerinizde ilk kez de Avrupa'da mücadele edeceksiniz teknik direktör olarak. Evet. Konyaspor'la birlikte. Konferans liginde bakış açınız nasıl bu anlamda? Evet, tabii ki benim için yeni bir heyecan. Konyaspor daha önce biliyorsunuz bu heyecanı yaşadı. Önem veriyoruz. Bu konuda heyecanlıyız.
Ama tabii ki bütün gücümüzü, bütün konsantrasyonumuzu bir şekilde Avrupa'ya verip de ligi bir kenara atmış değiliz. Çünkü bunun örneklerini görmüşüzdür. Sezon öncesi eleme maçları oynayan takımların ligde hayal kırıklığı yaşadıkları dönemler çokça olmuştur. Biz bunu bir şekilde dengede götüreceğiz. Şehrimizi, camiamızı, en önemlisi ülkemizi Avrupa'da çok iyi temsil etmeye çalışacağız. Biz ülke futbolunda diğer katılan takımlarla beraber ne kadar pozitif etkilersek, ne kadar burada başarılı olursak bizim için çok güzel olacak. Kendi kariyerim için de tabii ki şu anda belki çok işte konferans ligi maçına çıkacağım, Avrupa'da takım başında olacağım gibi bir modda değilim ama mutlaka o arenaya çıktığımız zaman yeni bir heyecan, farklı bir ortam bizi mutlaka kapsayacak. İnşallah başarılı olacağız. Buna da inanıyorum. Hocam örnek aldığınız idol olarak gördüğünüz bir teknik direktör var mı? Ya yok yani böyle topyekün bir teknik direktör işte bu birebir çok iyidir bunu örnek alayım diye bir durumum yok. Bence her teknik direktörün kendine has bir tarzı olmalı. Çünkü taklit noktası bir yerde mutlaka kısır kalacaktır. Beğendiğim teknik direktörler var, tabii ki var. Mesela Guardiola, yani onun o oyuna bakışı, o işte pas oyunu, sahanın her tarafında risk almaktan çekinmemesi ve bunu her şart altında sürdürmeye çalışması benim açımdan çok değerli. Mesela en son Real Madrid örneği, Ancelotti'nin o inanılmaz soğukkanlılığı, en kaos durumlarda bile saha kenarındaki duruşunu kaybetmemesi, takımını sakin tutabilmesi ve sonuna kadar motive edebilmesi. Ne bileyim çok sayabilirim işte Klopp'un oynattığı oyun, o tempo, o istek, o arzu takımından hiçbir şekilde eksilmemesi. Bunlar her antrenörün işte bölüm bölüm, işte Diego Simeone'nin mükemmel savunma disiplini, bundan vazgeçme işi, saha kenarındaki müthiş enerjisi. Bu noktalar tabii ki ülkemizde de Şenol Hoca'nın her mesela dokunduğu oyuncuya etki etmesi, daha iyi bir oyuncu haline getirmesi. Fatih Hoca'nın başardığı inanılmaz işler Avrupa'da. Bir camiayı yönetebilecek artık o seviyeye gelen karizması, sağ kenarındaki duruşu, bitmek tükenmek bilmeyen başarı isteği. İşte Abdullah Hoca'yı mesela bu sene şampiyon oldu. Başakşehir'de bunu çokça denemesi ama hayal kırıklığına rağmen pes etmemesi, bir Beşiktaş'a gidip bir büyük takımda istediğini bulamayıp tekrar motive olabilmesi ve başka bir büyük takımda bunu başarabilmesi, bunlar çok önemli hocalardan aldığımız nedir? Bölüm bölüm olumlu yönler ama hep şunu söylüyorum. Bunlar tabii ki örnek alınmalı, beğenilme, takdir edilmeli ama her antrenörün bir tarzı var. Ben de kendimce kendime ait bir yolda yürümeye çalışıyorum. O zaman Bate Borsal eşleşmesiyle bitireyim hocam. Belki de Avrupa'da ilk kez herhalde iki maçta aynı şehirde oynanacak, Konya'da oynanacak. Eşleşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bir kere tahmin ediyorum 5 takımla eşleşme şansımız vardı. Futbol olarak en iyi takımla eşleştik. En kuvvetli takımla eşleştik, en ritimli takımla eşleştik çünkü ligleri çokça süredir devam ediyor. Ligde ve kupada birçok maç yaptılar ve yakın zamanda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup elemelerinde bulunmuş bir takım. Bahsettiğiniz gibi iki maçı da kendi sahamızda oynayacağız. Bu bir avantaj mıdır? Kesinlikle avantajdır. Bir deplasmanımız yok, işte bir yolculuğumuz, belki bir ani sıcaklık değişiminden etkilenmemiz, rakibin çok alışık olduğu saha ve seyircisinden mahrum olması ve bunun dışında da bizim iyi bir takım olmamız da bu turun bizim adımıza avantajlı kısımları. Bence güzel, zevkli bir eşleşme olacak. Zor bir eşleşme, zor iki mücadele olacağını düşünüyorum. Ama biz hedef olarak inşallah konferans ligi gruplarına katılmak istiyoruz ve bunun ilk adımını Bate karşısında içeride oynayacağımız, Konya'da oynayacağımız iki maçla da atmak istiyoruz. İnşallah Avrupa'ya açılmak da bir sonraki tura nasip olur. Yine bir Avrupa deplasmanı olmayacak ama önemli olan bizim burada ilerlememiz ve gruplara kalmamız. Demin dediğim gibi belki benim teknik adam olarak, oyuncuların, futbolcu olarak kariyerlerinin buna ihtiyacı var. Konya şehrinin, Konya spor camiasının buna ihtiyacı var. En ötesinde de ülke futbolunun böyle Avrupa'da yol alan takımlara ihtiyacı var ki daha konforlu bir şekilde ligimizde iyi sıralamalara giren takımların Avrupa Kupası'na başlangıç noktalarının daha iyi noktalar olmasını bir şekilde sağlamamız lazım hep beraber tüm takımlar olarak.